Şimdi insanların Allah-u Teala'ya inanmaları çok kolaydır. Çünkü herkes çevresinde görmüş olduğu ayetlerle, yani Allah'ın yarattığı tüm varlıklarla Allah'ın varlığına ulaşır. Ve bu konuda hiç kimsenin şüphesi kalmaz. Allah inancı tabii çok da insanları rahatlatan bir inançtır. Kendilerine her şeyi veren, her türlü rahatlığı, güvenliği, nimeti veren Allah-u Teala. Konuda fazlaca bir problem yok. Ama problem peygamberdedir. Çünkü peygambere inanmak oldukça zordur. Emirleri getiren odur. Yani şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, Kur'an-ı Kerim olmazdı. Kur'an olmasaydı, işte namazdır, oruçtur, zekattır, zina yasağı, içki yasağı, kumar yasağı gibi şeyler de olmazdı. Yani bir takım emirler ve yasaklar olmazdı. Şimdi hayatı kendi arzuna göre yaşamak isteyenlerin önünde en büyük engel peygamberdir. Şimdi bir taraftan insanlar peygamberi yaşamaktan hoşlanırlar. Onun için bakın, işte dini kabul etmediğini söyleyen insanlar aslında peygamberi kabul etmezler. Çünkü onların Allah'la fazla bir problemleri yoktur. Ama o peygamber Allah'ın peygamberi olduğunu ispat ettikten sonra hala kabul etmedikleri zaman Allah'ı da kabul etmemiş olurlar. Şimdi mesela siz kendiniz düşünün, birisi var, sizin söylediğinizin çoğusu inanıyor ama bazılarına inanmıyor. Bu kişi bana inanır der misiniz? Demezsiniz. İşte insanlar da Allah-u Teala'nın söylediklerinin çoğusuna inanıp bazılarına inanmaz hale gelirler. Yani Allah'ın peygamberi olduğu ortaya çıkar, ispatlanır. Ki zaten ispatlanmadan olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okuyan her insan bu ancak Allah'ın kitabıdır diyecek noktaya gelir. Ondan sonra da bakarsınız ki vazgeçmiş, Allah'ın bazı söylediklerine inanmıyor. Ama Allah'ın söylediğine inanmıyor demez hiçbir zaman için. Söylediği şudur, Allah böyle şeyler indirmez, Allah böyle bir vermez der. Yani güya kendi kafasına göre Cenab-ı Hakk'ı bir kenara alıyor, sanki Allah'a iftira yapılmış gibi gösteriyor. Şimdi burada ben bir Hristiyan örneğini vermek istiyorum. Ha, bir ikinci grup. İkinci grup da şöyledir peygamberle ilgili. Şimdi din dünyada sömürünün ana merkezidir. Yani dinsiz sömürü yapılamaz. Bu mümkün değil. İşte bunu şeyden anlayabiliriz. Şeytan Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşama izni aldıktan sonra ne demişti? Estağfirullah. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Onlar için sen doğru yolun üstünde oturacaksın. Demek ki asıl şeytanın görev yeri doğru yolun üstü. Doğru yolda Allah'ın doğru dinidir değil mi? O zaman şeytanın görev yeri doğru dinin bulunduğu yerdir. Ya da insanların doğru yol olarak değerlendirdikleri yerdir. İnsanlar doğru yol diye değerlendiriyorlarsa orasıdır. Yani Allah'a giden yoldur. Şimdi bu sebeple siz insanlara derseniz yalnız Allah'a kul olun. Ondan başkasına kul olmayın. Yalnız Allah'tan yardım isteyin. Ondan başkasına yardım istemeyin derseniz yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediğiniz zaman insanları sömürmenize imkan yok. Çünkü o da Allah'ın kulu siz de. Yalnız Allah'tan da yardım istiyorsunuz. Sömürmenize imkan yok. İnsanları sömürmek isterseniz şeytan gibi davranacaksınız. Ne yapacaksınız? Sağdan geleceksiniz, soldan geleceksiniz. Artık önden, arkadan. Yani dindar gözükeceksiniz. Başka şekilde o kişinin hoşuna giden neyse onu yapacaksınız.
Şimdi hoşuna giden nedir insanların? Kendi geleceğiyle ilgili bilgi veren kimselerin olmasıdır. Yani kayıp bilmesidir. İşte onun için bakın işte birinci hocanın etrafına insan nasıl toplanır. Halbuki cinler gaybı bilmezler. Ondan sonra efendim başım sıkıştığı zaman bana yardım etsin. Cenab-ı Hakk'ın işte bazı özelliklerine sahip olmaktır. Şimdi sen benim gibi bir insan bunu iddia ettiği zaman kabul etmeyiz. Ama o zaman yapılacak en kestirme yol Allah'ın peygamberini kullanmaktır. Doğru bir peygamber inancıyla sömürü yapamazsınız. Mecburen yanlış bir peygamber inancı ortaya koyacaksınız. Yani öyle bir ortam ortaya koyacaksınız ki siz gerçekten dört dörtlük peygamber inanıyor gibi gözükeceksiniz. Ama arkasından şeyi kaydıracaksınız. Zemini kaydıracaksınız. Şimdi ben burada size Katoliklerin inancını okuyayım. Bakın şimdi. Bunu okumadan önce şurada mesela Katolikler Allah'a baba diyor. Şimdi hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okumuş insanlarsınız. Baba dedikleri için insanların suçlandığına dair bir ayet okudunuz mu? Baba. Baba sözüyle suçlanan yok. Ama oğul sözüyle suçlanıyor. Oğul sözüyle Allah'ın oğlu dedikleri için kafir olduğu ifade ediliyor. Değil mi? Yahya var mı babayla ilgili? Yok. Şimdi Yahya iyi hafız olduğu için hep ben ona soruyorum bu işi. Şimdi bakın burada bir Katolik'in Allah ve peygamber inancını dinleyin ve bu Katolik de sıradan Katolik değil. İşte bugünkü Papa ve 12 tane kardinalin müştereken yazdıkları kitaptan okuyacağım şimdi size. Onunla bizimkileri karşılaştırmak için. Diyor ki, Allah birdir. Ondan başka tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir, her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektir. O kendiliğinden var olandır. Buraya kadar Müslümanların söylediğinden bir farkı var mı? Aynı. Hiçbir farkı yok. Allah'ın baba olarak adlandırılması, yani Allah niye baba diyoruz? Allah'ın baba olarak adlandırılması sizin bildiğiniz gibi baba olduğundan dolayı değil. Ya her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Baba olsa Allah'ın erkek olması lazım, değil mi? Diyor ki Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır. Şimdi buraya kadar bu inançta bir yanlışlık var mı? Peki. Şimdi hani la ilahe illallah. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'la ilgili şimdi peygamber inançları. İsa babanın elçisidir. Yani Resulullah'tır diyor. Elçi Resul demek. Allah'ın Resulüdür diyor. Biz de öyle demiyor muyuz? Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Kur'an-ı Kerim'de de var. El-Mesih diye geçer. Yani İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Rahip kelimesi de Allah'tan tir tir titreyip korkan din adamı demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve iyyâye ferhabûn yalnız benden korkun diye aynı kökten kelimeler vardır. Babanın elçisi de rahip, peygamber. Tamam, peygamber yapmış. Bir de kral yapmıştır diyor. Şimdi kral kelimesi belki zihnize takılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem batılılar açısından Mekke'nin nesiydi? Kralıydı. Onların terimlerine göre yetki ondaydı, siyasi yetki. Şimdi Medine'de. Süleyman aleyhisselam da var mesela. Evet, Süleyman aleyhisselam da öyleydi tabii. Mekke'de, Medine'de, hatta Arap Arap Yarımadası'nda peygamberimiz batılıların ifadesiyle söylesek kral. Şimdi buraya kadar problem var mı peygamber inancında? O
kendiliğinden bir şey yapamaz. Bizim peygamberimizle ilgili de Cenab-ı Hak ne diyor? Ve ma yantiku anil heva. Kendi arzusuyundan konuşmaz diyor. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. İn huve illa vahyun yuha. Söylediği kendisine gelen vahidir. Evet. Şimdi buraya kadar bir yanlışlık var mı? Bakın eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ha uygun. Yani bu Muhammed yerine İsa'yı koyun. Tamam. E şimdi Muhammed Aleyhisselam'la ilgili de o peygamber saymıyorlar. Kitaplarında inanmaları gereken bir peygamberi hala bekliyorlar. Çok beklerler. Şimdi bak burada ne diyorlar? Burada işi burada bozuyorlar işte. Bozulma peygamber inancında başlıyor. Şimdi o yani İsa Aleyhisselam babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Şimdi bugün ben Müslümanım diyen insanların büyük bir bölümü peygamberimiz ölmüş kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bazılarının yurtlarını, okullarını teftiş ediyor değil mi? Bazıları camide vaaz ederken yer açın, peygamberimiz geldi diyor. Bunlardan bir farkı var mı? Hristiyanlardan. Ondan sonra onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Lehine aracılık etmek için. Şimdi Kabe-i Şerif Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret eden insanlar neler istiyorlar ondan? Her şeyi istemiyorlar. E şimdi dersen ki peygamberden bir şey istenir mi canım? Peygamberimizi işte Allah'a aracı koyuyorum diyorlar. Peygamber seni tanır mı? Allah seni yaratmış, bilmiş. Allah tanıtır. Allah Allah. Allah'ın tanıttığını nereden biliyorsun? Ahirette Cenab-ı Hak peygamberlere diyecek ki Estağfirullah. Mâzâ cibtum? Onlar da diyecekler ki la ilme lena. İnneke ente allâmul guyub. İnsanlar size nasıl karşılık verdi diye soracaklar. Soracak Allah-u Teala. İnandı mı inanmadı mı? Peygamberler diyecek ki biz bilmeyiz ki ya Rabbi. Gaybı sen bilirsin. Biz ne bilelim? Ama siz bunu bugün büyük bir çoğunluğuna Müslümanlığı inandırabilir misiniz? Fark var mı? Bakın görüyor musunuz? Bak bu işte okuduğum Papa'nın kitabından okuyorum. Yani bu kitap Papa'nın değil de Papa'nın kitabının alıntı. Yani yanlış anlamayın. Şimdi diyor ki onlar lehine aracılık etmek için hep candır Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Onun için işte yetiş ya Muhammed falan diye haşa. Öbür Hristiyanlar yetiş ya İsa diye çağırır. Bunlar da yetiş ya Muhammed diye çağırır. Sadece isim değişir. Ama şey değişmez. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan. Şimdi bakın günler kutlu doğum haftası. Her yerde çok büyük bir zevkle okudukları bir ilahi var. Ve insanlar da gözleri yaşararak dinliyor. Şey musikisi de gayet güzel. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşere insanların toplaştığı o yerde peygamberler bile gelecek. Peygamberimizden medet, imdat ya Muhammed diyecekler. Kimden kaçıp kime sığınıyorlar? Orada güçlü olan kim? Arslandan mı kaçıyorlar mahşerde? Yoksa yabancı ordulardan mı kaçıyorlar? Kimden kaçıyorlar? Allah-u Teala ceza verecek diye korkuyorlar değil mi? Gidip peygamberimize sığınıyorlar.
Mahşerde nebiler bile senden medet ister diyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamının üstüne şöyle bir çarpı çizmek gerekiyor. Şimdi Allahü Teala demiyor mu? Estağfirullah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Rabbimiz Allah'tır diyen. Sümme istikâmû, sonra düzgün davrananlar. Fela havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Üzerlerine hiçbir korku olmayacak, üzülmeyeceklerdi. O zaman bu peygamberlerin hepsi affedersiniz yamuk mu dammış ki? O korkuyor. Hiçbir korku olmayacak diyen Allah-u Teala değil mi? Ondan sonra Estağzu billellezine sebeqat lehum minnel husne ulaike anha mubadun. Kendileriyle ilgili bizden husna sözü geçenler, yani büyük günah işlememiş olanlar, şeydeki Necm suresinin 30-32. Ayetlerinde belirtiliyor. Büyük günah işlememiş olanlar o gün cehennemden uzak kalacaklar. La yesme'ûne hasîsâ, cehennemin ultusunu bile duymayacaklar. Doğru, cennete gidecekler. Peki bu peygamberler hep büyük günah işleyen insanlar ki şey yapasınız. Kıyamet günü hani bir yerden korkup, isterse büyük günah işler. Allah'tan korkup peygambere sığınıyorlarsa ve peygamberin onları kurtarmaya gücü yetiyorsa, peygamber Allah'tan daha güçlü, daha merhametli, bunları daha iyi bilen birisi olmalı değil mi? Ne oluyor? Şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken, işte Hristiyanlar, işte Katolik Kilisesi'nin en tepesindeki adamlar bizim söylediğimizin %90'ını söylüyorlar mı aynen? Zaten %90 doğru söylemezsen %10'luklarını uyutturamazsın insanlara. Bu mümkün değil yani. Ondan sonra ne oluyor? Bir sömürü düzeni kuruluyor. Peygamberler bile medet istiyorsa eyvah, biz yandık. Yandık, ne yandık? O zaman geleceksiniz hocaya, hocam geleceksiniz bana mesela, haşa estağfurullah, Allah göstermesin de. Hocam diyeceksiniz. Orada nasıl paçayı kurtulacağız? Bir şey düşünürüz, üzülme. Sen şuraya bir şeyler at. Bir şeyler atmasına gerek yok. Bu basit bir şey. Adamın canını alacak kadar sömürürsünüz. Her şeyini alırsınız. Din adına hiçbir şey bırakmazsınız. O da kişiliksiz hale gelir. Ama peygamber kişiliksiz, artık bunlar şey, binlerce su affedersiniz. Hayvan gibi. Aklını kullanmıyor. Başka konularda aklını kullanan ama dine sıra geldiği zaman aklını kullanmayan bir sürü haline gelir. Bunlardan ne olur? Ama öbür tarafta peygamberler bize ne öğretiyor? Diyorlar ki öyle bir insan olacaksınız ki İyyâke na'budu. Ya Rabbi, yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kul oluruz dediğiniz zaman peygambere kul olmazsın. Çünkü burada peygambere kul oldun mu, peygamberi istismar eden, çünkü peygambere çok kolay bir vasıf verilebiliyor. Mesela Hristiyanlar İsa aleyhisselam için diyorlar ki %100 insan, %100 Allah'tır diyorlar. Ya %100 insansa geriye ne kaldı? İşte bu da şey, burada da var yani, bu şeyin, Papa'nın kitabında da var, hepsi de söylüyor. %100 insansa geriye ne kaldı? %100 Allah'sa gerine kaldı. Şimdi insan diyerek onu kendilerini onlarla birleştiriyorlar. Bak işte biz insanlık vasfıyla onları temsil ediyoruz diyorlar. O da Allah'lık vasfıyla Allah'ı temsil ediyor. Siz bizim kapıdan girerseniz kurulursunuz. Kesin karar. Zaten hep öyledir, biliyorsunuz yani. Peki bizde ne? Muhammedun beşerun lekel beşeri. Neydi? O huve yakutun beynel haceri, öyle mi diyorlardı? Muhammed beşerdir, insandır ama diğer beşerler gibi değildir. Ne farkı var? Bakın, Muhammed beşerdir, insandır ama diğer insanlar gibi değil. Şimdi beşerdir demek zorundalar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de
ayet var. Estaizu billah kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim diye. Onu atlayamazlar. Beşer diyecekler. Tıpkı Hristiyanlar gibi. Hristiyanlarda da aynı şey var. İsa bir insandır. Mecburen diyecekler. Ama Muhammed sizin gibi bir insandır dedikleri zaman sömüremezler ki. Sömürmek için onu tanrılaştırmaları lazım. Diyor ki ama diğer beşerler gibi değildir diyor. Evet yakut da taştır ama diğer taşlar gibi mi? Bakıyorsunuz çok da mantıklı geliyor. Gururunuzu okşuyor. Ama onun arkasında neler oluyor neler. Şimdi ama Allah-u Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz'e ne dedirtiyor? Estağfirullah innema ene beşerun mislukum. Ben tıpkı sizin gibi bir beşerim diyor. Yuhâ ileyye bana vahyedilir. Mesela şimdi Adem Aleyhisselam dün evvelki gün ondan önceki günler Rize ve Trabzon'daydım. Çok güzel intibalarla geldim. Gerçekten orada halkın peygamberimizi doğru anlama konusundaki arzusu, yani doğru anlama konusundaki arzusu böyle yanlış değil. Eski yanlışların atılması konusundaki arzusu, bir de din görevlerinin bu konudaki uyanıklığı gerçekten takdire şayan. Yani müthiş bir şey var. Gittiğimiz zaman hiçbir şekilde böyle bir düşünceyle gitmemiştik. Sadece Allah razı olsun. Rize Müftüsü İlyas Serenli çok eski dostumuz olduğu için herhalde o çağırdı. Tabii o çağırdı, organize etti de. Hani sadece bu dostluk sebebiyle oldu diye düşünüyordum da öyle değilmiş meğer. Yani ciddi bir zemin oluşmuş. Bu da son derece sevindirici gerçekten. Fakat mesela orada Adem Aleyhisselam anlatırken Teuzubillah ve asa Ademu rabbehu fegavva ayetini okudum. Adem Rabbine isyan etti ve yoldan çıktı. Okudum. Şimdi Mustafa Çavdar söylüyor. Ben görmedim. Bu adam peygamberliği isyankar olarak gösteriyor diyerek bir iki kişi çıkmış arkada. Allah Allah. Ya bu adamın sözü değil ki, bu Allah'ın sözü. İtirazı kime yapıyorsun? Ama çok azalmışlar. Bu çok önemli. Onlar da bir müddet sonra meseleyi anlayacaklardır. Şimdi o şeyi toparlıyorum. Bakın, işte Hristiyanlar. Eğer din adamıysa bunlar da din adamı. Efendim, ilim adamıysa bunlar da bütün ömrünü ilme vermiyorlar mı? Bir sürü kitapları yok. Kütüphanelerine gidin, ağzına kadar kitap dolu. Efendim işte araştırması, şusu busu. Mesela ibadetle meşgul olmaya sıra gelince tüm ömrünü ibadetle meşgul eden şeye manastırlara kapanan hayattan dışarıya hiç çıkmayan şeyler var. Keşişler var. Onun için bunların hepsi bir şey ifade etmiyor ki. Doğru inanca sahip olmak lazım. Ve de aklımızı kullanmak lazım.